Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adana Gündoğdu Koleji 3. Sınıf Öğretmeni Melek Ayşegül Kenanoğlu. Sizlerle beraber Türkçe dersinde 5. temada iletişim teması biliyorsunuz. 3. parçamız olan internet sayesinde iletişim kuruyorum parçasını işleyeceğiz. Sayfa 157'de. Hemen kitaplarımızın 157. sayfasını beraberce açalım çocuklar. Önce bir hazırlık çalışması sorularımız var. Hangi iletişim araçlarını kullanarak internete Girebiliriz diye bir parça bir soru sorulmuş bize. Bunun için bilgisayarı kullanabiliyoruz çocuklar. Son dönemlerde e, telefonlarımızdan herhalde hemen hemen herkesin telefonundan veya tabletten rahatlıkla internete girebiliyoruz. Tabi internet ağı olduğu sürece. İkincisinde internetin eğitime faydaları nelerdir? Çocuklar bu kitap ne zaman nasıl hangi şartlarda hazırlandı biliyorsunuzdur tabi bu kitap. Bu pandemi sürecinden çok çok önce hazırlanmış. Belki bu soruyu sorarken bu sorunun günümüzde ne kadar fazla yer kapladığından bile yazarının haberi yoktur ama biliyorsunuz şu günlerde yani 2020'de ortaya çıkan ve 2021'de de devam eden pandemi sürecinde biz internete eğitimde neredeyse tamamen kullandık çocuklar. İnternet sayesinde aradığımız bilgilere daha önce olsaydı aradığımız bilgilere kolaylıkla ulaşırız, çok kolay araştırmalar yapabiliriz derken bugün tüm eğitim sistemimiz internet üzerine dönmeye başladı çocuklar. Şimdi metne noktalama işaretlerine dikkat ederek ses tonumuzu ayarlayarak dikkatlice okuyoruz lütfen takip ediniz. İnternet sayesinde iletişim kuruyorum. Bilgisayarın, telefonun ve tabletin günümüzde gerçek iletişim aracı olduğunu biliyor musunuz? Bu iletişim araçları dünyanın neresinde olursanız olun ailenizle ya da arkadaşlarınızla haberleşmenizi sağlar. Onlarla mesajlaşabilir, konuşabilir, hatta onları görebilirsiniz. Ayrıca onlarla fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Birine bir haber vermek ya da soru sormak istiyorsanız elektronik posta yollamanız yeterlidir arkadaşlarınız onlara yolladığınız mesajları bilgisayarında açtıklarında görecek ve size cevap yazacaklardır. Hemen sayfamızı çevirdik çocuklarım. Günümüzde anında mesajlaşmak için çeşitli programlar da bulunmaktadır. Bu programlar elektronik postanın aksine arkadaşlarınızla onlar da bilgisayarlarının başındayken konuşma imkanı sağlar. Birbirinize eğlenceli desenler, gülümseyen surat ifadeleri gönderebilir. Hatta uzaktan satranç bile oynayabilirsiniz. En iyisi de ödevlerinizi yaparken birbirinize yardımcı olabilirsiniz. İnternette kötü niyetli insanlardan korunmanın yolu tanımadığınız kişilerin sohbet tekliflerini kabul etmemektir. İnsanların kişisel bilgilerini çalmaya ya da onların bilgisayarlarına virüs yollamaya çalışan kişiler de olabilir. Şimdi çocuklar aşağıda bir verici var. Abayfi vericisi. Onun etrafındaki balonları okuyoruz çocukların söylediği. İnternette tanıştığın kişilerle ailevi bilgilerini asla ama asla paylaşma ve bu kişilerle asla ama asla randevulaşma yani buluşma. Çocuklar lütfen çok dikkatli dinleyin. Tanımadığın kişilerden gelen canlı sohbet tekliflerini asla kabul etme. Adını ve soyadını, adresini, okulunun adı gibi kişisel bilgilerini internet ortamında asla paylaşma. İnternette babanın ya da annenin banka kartı bilgilerini asla paylaşma. Mesajlaşma ve sosyal medya sitelerindeki hakaret mesajlarında asla karşılık verme. Hakaret demek çocuklar size istemediğiniz kelimelerin söylenmesi. Lütfen bu bölümü çok dikkatli bir kere daha yüksek sesli varsa yanınızda kardeşiniz, ablanız, abiniz onlarla da lütfen paylaşın çocuklar. Çünkü siz oradaki insanların yüzünü, kalplerini içinde mesela şu anda size ders anlatıyorum ama siz beni tanımıyorsunuz, görmediniz. Lütfen çocuklar, lütfen bilgilerinizi paylaşmayın. Çok dikkatli olun. Şimdi Sözlüklerimizi yine hazırladık. Kelimelerimiz var bilmediğimiz. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz diye bir bölüm var biliyorsunuz. Bakalım kelimelerimiz neymiş? Bilgisayar, internet ve mesajlaşma. Of bilgisayar artık hayatımızın her alanında var biliyorsunuz. Hemen internet bilgisayarımızdan, sözlüğümüzden bilgisayarın anlamını bulduk. Çok sayıda işlemlerden oluşan çok sayıda işlemlerden hemen aşağı indik oluşan işi programa göre sonuçlandıran işi programa göre sonuçlandıran sonuçlandıran araç Hmm. Ama diğer bir anlamı ne biliyor musunuz çocuklar? Elektronik. Elektronik beyin. Bakın çocuklar ne kadar önemli. Ne kadar önemli bir laf. Bir diğer kelimemiz internet. Çocuklar internet uluslararası bilgi iletişim ağı demek. Uluslar, uluslararası bilgi iletişim ağı. Bir başka kelimemiz çocuklar. Hemen şurada mesajlaşma. Mesajlaşma. Şunu indireyim siz de net bir şekilde görün. Mesajlaşma. Kişilerin çeşitli araçlar ile kişilerin çeşitli araçlar ile birbirlerine mesaj gönderip birbirlerine mesaj gönderip alma işi. işi olarak sözlükte anlamlandırılmış. Ee, şimdi çocuklar ben bu parçayı tabii ki beraber işleyeceğim ama lütfen tekrar tekrar yan tarafa bakarsanız yani şu bölüme burası bizim için hayati önem taşıyor, hayati değer taşıyor. Lütfen bunu gerekirse kitabınızın sayfasına ödevinizi yaptıktan sonra yırtıp bir masanızın üstüne de asabilirsiniz. Hani unutmayın, içselleştirin diye söylüyorum. Şimdi sizlerden ricam metni okuduk beraberce. Soruları metne göre cevaplayacağız. Birinci soruda şöyle diyor. Günümüzde hangi iletişim araçlarını kullanıyoruz? Çocuklar metinde de geçiyordu hatırlarsanız ama biz tam cümleyle ifade etmeliyiz. Günümüzde. Günümüzde. Bilgisayar. Bilgisayar. Tablet. Yine bir virgülümüzü koyalım. Tablet, telefon gibi gibi araçlarla iletişim araçlar araçlarla değil araçlar kullanıyoruz. Hemen bunu birazcık yukarı alalım. Noktanın üstünde kalmasın. İkinci sorumuz şöyle. İletişim araçları ile neler yapabiliriz? Çocuklar metinde de okuduğumuz gibi iletişim araçları ile mesajlaşabilir, mesajlaşabilir. Bunun yanı sıra konuşabilir, ee, yine yanında oyun oynayabilir. Biz bu metni geçen sene işleseydik yani 2019'da işledi, işleseydik eğer çocuklar ders yapabilirdik dediğimde sadece not almak için yapacaktınız ama bugün yani 2020'de başlayıp 2021'e kadar devam eden ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz inşallah hemen bitecek sağlıkla saatle ders yapabiliriz dediğimde belki birçoğumuz ben bile belki anlamayacaktım ne demek istediğimi ama bugün öğrencilerimizle Camın arkasından buluşabiliyoruz biliyorsunuz şartlar gereği. Üçüncü soruda elektronik postayı ne için kullanırız? Çocuklar elektronik postayı birine birine e, ne yapmak için bir haber vermek, bir haber vermek ya da e, soru sormak değil mi? Ya da soru sormak ya da soru sormak için kullanabiliriz. Öyle değil mi çocuklar? Dördüncü soru da şöyle diyor ki bence önemli yine bir soru. İnternette sizinle iletişim kurmak isteyen tanımadığınız kişilere karşı nelere dikkat etmelisiniz? Çocuklar tekrar söylüyorum. E, lütfen çok iyi dinleyin. Tanımadığınız, özellikle söylüyorum tanımadığınız, zaten tanıdığınız insanlar sizden bunları istemez ki. Yani annenizin soyadını, adını, banka kartını... Nerede oturduğunuzu bunlar sizi tanıyan insanlar zaten niye istesinler değil mi çocuklarım? Tanımadığımız, tanımadığımız, e, tanımadığınız kişilerin, çocuklar tanımadığınız kişilerin sohbet tekliflerini, sohbet tekliflerini asla ama asla kabul etmeyin. Kabul etmeyin. Ve çocuklar kesinlikle kabul etmiyorsunuz. Onlara onlara aile büyüklerinizin aile bilgileri yani aile büyükleri değil, aile bilgilerinizi vermeyin. Asla vermeyin. Vermeyin. Asla çocuklar çok dikkat edin. Onlarla kesinlikle buluşmayın. Onlar Onlarla buluşmayın. Yani randevulaşmayın bile çocuklar. Buluşmayın, konuşmayın. Ya bence konuşmayın, direkt kapatın. Onlarla buluşma. Bunları unutmayın lütfen. Sizden rica ediyorum çocuklar. Herkes sizin gibi iyi kalpli değil herkes sizin gibi. Zaten sizi tanıyan insan insan niye sizinle buluşmak istesin? Evinize gelir, buluşma yerini beraber paylaşırsanız lütfen. Lütfen çocuklarım. Şimdi üçüncü etkinliğe geldik beraber sizinle. Burada da herhalde bir soru soracak bize. İnternetin yararları ve zararları nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışın diyor. Biraz tek taraflı olacak ama ben fikirlerimi aktarayım size. Sizlerin de vereceği cevap varsa hemen bu tartışmayı bir arkadaşınızla, evdeki kardeşinizle, ablanızla, ailenizden herhangi biriyle yapabilirsiniz. E, tartışma sırasında uymamız gereken tabii ki kurallar var. Tartışmak çok güzel bir şeydir çocuklar. Çünkü tartıştıkça yeni bilgilere ulaşırsınız. Fikriniz değişebilir. Bakın fikriniz de değişebilir sizin bildiğiniz doğru belki de doğru değildir. Ya da karşınızdakinin bildiği doğru doğru değildir. Biz birbirinizle paylaştıkça fikirleriniz daha da çok artar. Yalnız tartışma sırasında çok dikkat etmeniz gereken iki şey var. Bunlardan bir tanesi kesinlikle karşınızdakinin sözünü kesmeyeceksiniz. Bir diğeri de onu saygıyla dinleyeceksiniz. Çünkü aynı şeyi düşünmüyor olabilirsiniz. Şimdi ben bununla ilgili artılar olarak şöyle düşünüyorum çocuklar, yani internetin yararları ile ilgili. Yani uzaktaki yakınlarımızla konuşurmuş gibi, hatta ekran karşısında onları görürmüş gibi e, görürüz. E, sanki yanımızdalarmış gibi, onlarla iletişim kurarız. E, i̇htiyacımız olana yardım edebiliriz, İhtiyacı olanlara yardım edebiliriz. Eğlence amaçlı kullanabiliriz. Bazı işlerimizi yerimizden kalkmadan halledebiliriz. Yani marketten alışveriş yapabiliriz örneğin. Ve en önemlisi yine bu süreç için söylüyorum size ders yapabiliriz. Yeni bilgiler öğrenebiliriz. Öğreniyoruz da ama geçecek tabii ki tekrar sınıflarımıza, öğretmenlerimize kavuşacağız. Fakat tabii ki yararlarının yanında zararları da var. Mesela deminden beri üstünü altını kenarını çizerek vurguladığım gibi kötü niyetli kişiler tarafından zarar görebiliriz bunu ben de görebilirim çocuklar yani illa küçük olmaz ama küçük olduğunuz için sizin suistimal edilmeniz yani duygularınızın kötü kullanılması çok daha kolay o yüzden sizi özellikle altını çizerek uyarıyorum ama herkes zarar görebilir e, vaktinizi kontrol edemeyebilirsiniz çünkü onun karşısına vakit çok hızlı geçiyor ve boş boşuna vakit harcayabilirsiniz ve en önemlisi bağımlı olursanız Bakın bağlı değil, bağımlı olursanız insanlardan ve çevrenizden yani gerçek insanlardan uzaklaşabilirsiniz. Bu konulara çok çok dikkat etmeniz gerekir. Çocuklar hepimizin hayatına giren bir elektronik posta e, lafı var, e, e-mail e, diyorlar. E, dördüncü etkinlikte elektronik postayı okuyunuz, elektronik postanın içeriğini konu bölümüne yazınız diyor. Şimdi çocuklar elektronik posta yarattıysanız, mesaj gönderdiyseniz. İşte gönder butonu var, ekle var. Burada ekranınız, bilgisayarınızda olan herhangi bir dosyayı da karşınızdakine, bir fotoğrafı da karşınızdakine gönderebilirsiniz. Ve üç noktayla yapmak istediğiniz diğer e, şeyleri de yazabilirsiniz. Şimdi burada kime göndereceksiniz? Atatürk İlkokulu, et, şu et işareti, MEP, K12 bu eğitim kurumlarına veriliyor. Gov.tr, okulunuz Atatürk İlkokulu'na göndereceksiniz. Sevgili 3D sınıfındaki arkadaşlarım, Sınıfımıza yapmış olduğunuz kitap yardımı için çok teşekkür ederiz. Gönderdiğiniz kitaplar sayesinde sınıfımızda bir sınıf kitaplığı oluşturduk. Farklı yazarların kitaplarına ulaşma fırsatı yakaladık. Bu kitaplar bize büyük zenginlik kattı. Bu sebeple sınıfımız adına sizlere çok teşekkür ederiz. Sizlere yolladığımız kitapların fotoğraflarını gönderdik. Şimdi çocuklar bakın bir okul diğer okulaya kitap yardımı yapmış. Onlar da kütüphane yapmışlar. Kitapları da oraya sıralamışlar. Kibar bir şekilde de. E, teşekkür yazısı göndermişler. Şimdi burada mutlaka bir konu belirtmeniz lazım. Konunuz ne sizin? Bir e, okulun size yaptığı kitap yardımından dola, dolayı teşekkür. Hiç uzatmıyorsunuz çocuklar. Şöyle yazıyorsunuz: Kitap yardımı için teşekkür. Teşekkürler. Te teşekkür. İşte bu kadar. Konunuzu yazdığınızda mail arkadaşınıza veya kuruma veya kişiye gittiğinde hemen konu kısmından metnin içeriğini görecektir. Şimdi çocuklarım, hemen geldik sizlerle 5. etkinliğe. 5. etkinlik sizin o orijinal yazılarınızı yazmanız gereken bir bölüm. İnternet hangi amaçlar için kullanıyorsunuz? Bu tamamen sizinle ilgili bir şey. Eğer bana soracak olursanız sevgili yavrularım, interneti hangi amaçlar için kullanıyorsunuz? İnterneti arkadaşlarımla iletişim kurmak için kullanıyorum. E, uzakta yaşayan akrabalarım var, onlarla onları görmek, onlarla iletişim kurmak için kullanıyorum. Öğrencilerimle ders yapmak için kullanıyorum ve e, derslerde vereceğim, anlatacağım şeyleri araştırmak için kullanıyorum. Bazen size de e, size de söyleyeyim kulağınıza. Bazen oyun oynamak, video izlemek için. Film izlemek için kullanıyorum. E, bu en çok ama çocuklar bu zor süreçte yani ben de en çok bilgisayarın karşısına zamanı bu süreçte geçirdim. En çok da bu süreçte eğitim öğretim amacıyla kullanıyorum. Şimdi sizler için videoyu durdurmanızı ve bu bölümü kendinize göre doldurmanızı rica ediyorum. Şimdi 6. bölümde sevgili çocuklar kelimelerin eş anlamlısını bulup örnekteki gibi e, bir cümle içinde kullanınız diyor. Şöyle yapacağız. Mesela kırmızının eş anlamlısı aldır, alı bir cümle içerisinde kullanmanızı istiyor bizden çok gayet kolay. Burada çocuklar, mektebin, ay okulun, bak hemen söyledim, okulun eş anlamlısı mekteptir biliyorsunuz, mektup başka bir şey. Mektebi hemen bir cümle içerisinde bizden kullanmamızı istemiş. Ne yazalım çocuklar? Mektepler, mektepler yani okullar, mektepler. Haziran ayında kapanacak. Değil mi? Haziran'da okullar kapanacak. Bir sonraki seneye tekrar buluşacağız. Çocuklar kafanın eş anlamlısı, kafanın eş anlamlısı baş mı defter mi? Tabii ki baş. Bununla ilgili örnek olarak da şöyle bir şey diyebiliriz. başım çok ağrıyor diyebiliriz mesela. Başım çok ağrıyor. Bakın çok fazla ekran karşısında kalırsanız başınız çok ağrır. Yani aslında gözlerinizde büyük bir ağrı olur. Baş, baş ağrısına sebebiyet verir. Çocuklar yasanın eş anlamlısı kanundur. Hemen size bununla ilgili bir cümle kurayım. Tabii ki kendi cümlelerinizi kurabilirsiniz. Kanunlara kanunlara uymalıyız. Ve çocuklarım hemen yukarıya çıktım. Değnek değnek. Değnekle kovalarım seni derdi bize bazen mahalledeki yaşlı amca. Sopayla. Şimdi orada ne yazacağız? Mesela elindeki sopa ile elindeki deki sopa ile tabii ki kimseye vurmadı. Zeytin topladı diyelim çocuklar. Zeytin topladı. Evet. Bir diğer kelimemiz kalp. Kalbin eş anlamlısı böbrek veya yürek demiş. Tabii ki yürek. Hemen yazalım. Yufka yürekli, canım annem benim diyoruz. Yufka yürekli. Yufka yürekli. Hemen birbirimizi koyduk. Canım annem benim. Yumuşacık yürekli, yufka gibi yani. O oh, börek yürekli annem benim gibi. Şimdi çocuklar hemen arka bölüme geçtik. Arkada çocuklar, Hacivat'ta Karagöz var. Biz küçükken böyle annelerimiz incecik bir beyaz kumaş gererlerdi arkasından. Tabii ki hazır aldığımız kare Karagözleri keser, sopalara takar, kendi kendimize oyunlar yapardık. E, yedinci etkinlikte konuşma çizgisiyle ve ilgili verilen bilgileri okumamızı istiyor. Hem konuşma çizgisini anlatacak hem de Karagözlü Hacivat'tan güzel bir metin bize gösterecek. Metindeki konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlenin başında kullanılır. Bakın ne tatlı konuşma çizgisi. Konuşma çizgisinin kullanıldığı yerlerle ilgili aşağıdaki örneği inceleyelim. Hadi okuyalım beraber çok keyiflidir bakın. Hacivat hemen Hacivat'ın lafı olduğu için konuşma çizgisini koymuş. Karagöz'üm sabah şeriflerin hayrolsun. Karagöz cevap veriyor bakın yine konuşma çizgisi var çocuklar. Senin de paraların kaybolsun Hacivat. Karagöz'üm duydun mu okulda ne yapıyorlarmış Karagöz. Çarşıda ıspanak mı satıyorlarmış Hacivat okulda aşı yapıyorlarmış. Aşı. Karagöz çocukların ne zaman kırıldı dişi? Çocuklar Karagöz Hacivat hikayeleri hep böyledir. Hacivat bir şey söyler. Karagöz onu mutlaka yanlış anlar. Komik olan burada her zaman Karagöz'dür. Çok eğlendirir. Çok güldürür sizi. Konuşmaların başına uzun çizgi veya konuşma çizgisi koyuyoruz. Şimdi geldik son etkinliğimize. Sekizinci etkinliğimize. Burada bir tekerleme var. Onu ezberleyebilirsiniz. Yan tarafa okunaklı bir şekilde yazmanızı istiyor. Hemen sizlere bir kere okuyayım. Bu arada siz de kalemlerinizin ucunu açıp yazmaya başlayabilirsiniz. Az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek, altı ayla bir güzde, bir arpa boyu yol gittim. 2 9 1 18 Say bak pek çok ceviz dışı kütük, içi katık, gece gündüz taşıdık. Vereyim de bir tabak, ne tatlıdır ye bak. Hadi yan tarafa yazalım çocuklar. Biz de diğer parçada görüşürüz. Beni dinlediğiniz için güzelce ve söylediklerimi çok fazla önemsediğiniz için size teşekkür ediyorum çocuklar. Hoşçakalın.